Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde Türkiye'de sanayiden bahsedeceğiz. Sanayinin genel olarak nerede geliştiğini, hangi bölgelerin sanayide daha önde olduğundan bahsettik. Şimdi onları ufak ufak detaylandırmak ve hatırla notları eklemek için şu bilgilere bir göz atalım. Şimdi besin sanayi diyoruz. Besin sanayinin genellikle yoğunlaştığı yerler nerelerdir ve neden buralarda olmuştur? Sebepleriyle birlikte şu bilgilere bir göz atalım. Şeker fabrikaları kıyı hariç iç kesimlerin tamamında şeker fabrikası görebiliriz. Neden derse daha önceki bilgilerimizde pekiştirelim. Diyelim ki şeker pancarı genel olarak iç bölgelerde, yağışın daha az olduğu bölgelerde, genellikle kuraklığın da etkili olduğu bölgelerde bulunmakta. O yüzden iç bölgelerimizde şeker fabrikaları bulunurken kıyı bölgelerimizde şeker fabrikalarına çok fazla rastlamayacağız. Temel sebep yine iklim. Ayrıca burada önemli bir detay yine aklımıza gelmeli. Şeker pancarı çabuk bozulan bir ürün olduğu için fabrika içeride, yok biz efendim kıyıda da ekim alanı oluşturalım diyemiyoruz. Bu da önemli bir detay, bunu da hatırlayalım. Çay fabrikaları yine Türkiye'nin %100 dar alan ürünlerinden bir tanesi çaydı. Bu da sadece Rize ve Trabzon'da bulunuyor. Çünkü dar alanını unutmayalım. Süt ürünleri İzmir, Balıkesir, Edirne, Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Trabzon, İstanbul, Bursa gibi illerimizde. Burada da ufak bir detay vermemiz gerekirse, gelişmiş illerimizde süt ve buna bağlı süt endüstrisi bulunmakta. Neden dersin? Nüfusun fazla olması bu anlamda tüketimin ve üretiminde daha fazla olmasına sebep olmuştur. Erzurum, Erzincan gibi bölgelerde ise bu üretimin fazla olması, Doğudoğu bölgesinin büyükbaş hayvancılık için uygun iklim ve yer şekillerine sahip olması önemli bir detay, aklımıza gelecek, unutmayalım lütfen. Un fabrikaları yine iç bölgelerimiz. Neden derse un fabrikaların iç bölgelerinde bulunma sebebi yine iklimsel şartlardır. İklimin bu anlamda buğday, yulaf, arpa gibi ürünlere kolay bir ortam yetişmesi için kolay bir ortam sağlaması yine iç bölgelerde buğdayın daha fazla olması ve fabrikaların da burada kurulmasına sebep olmuştur arkadaşlar. Evet arkadaşlar, konserve fabrikalarındayız şimdi. Burada yine önemli bir detay var. Marmara bölgesinde konserve fabrikaları bulunur. Sebep belirtmemizi isterse Marmara bölgesi bu anlamda Türkiye'nin en çekici bölgesi. Yani göç alan en çekici bölgemiz Marmara bölgesi. Bu anlamda nüfusun da fazla olduğu bölgeler arasında, hatta en fazla olduğu bölgemiz. O zaman ne diyoruz? Bu anlamda tüketimin fazla olması, konserve fabrikalarında şehir hayatına uygun bir döngü oluşturması yine konservenin burada fazlasıyla yer almasına sebep olmuştur. İkinci bölgemiz ise Akdeniz bölgesi. Akdeniz bölgesinin nedenini sorarsa bize ne diyeceğiz? Akdeniz'de bu anlamda seranın en yoğun yapıldığı yer. O zaman ne düşünüyoruz hemen? Seracı faaliyetleri konserve ile paralel yapıldığı için Akdeniz bölgesi bu anlamda konserve sanayinin geliştiği bölgeler arasında sera tarımına bağlı olarak. Arkasından zeytinyağı fabrikaları diyoruz. Zeytinyağı fabrikalarının kurulduğu yerler zeytin tarımının yapıldığı yerlerdir. O zaman zeytin ağaçlarının en fazla bulunduğu bölgelerimiz Ege, Marmara, Akdeniz gibi bölgeler aklımıza gelecek. Fakat burada Akdeniz'de bu fabrikaların çok yoğun olmaması hem turizm hem de Akdeniz'in bu anlamda ekonomik getirisi daha fazla ürünlere ayrılmış olmasından kaynaklı olarak daha fazla Ege ve Marmara'da göreceğiz bu fabrikaları. Yani Ege ve Marmara bu anlamda önder iki bölgemiz. Peki sofralık zeytin deyince aklımıza Marmara'yı getirelim. Yine ekstrem olarak da, endüstriyel zeytin olarak da Ege bölgesini aklımıza getirelim burada. Ayçiçek yağı fabrikaları, ayçiçek yağının en fazla yetiştiği bölgemiz Marmara Ergene Havzası'nın olduğu yerde. O zaman Marmara ayçiçeği fabrikalarının yoğun olduğu ilk bölgemiz olarak lütfen kafamızda yer etsin. Yine bunu İç Anadolu, Ege ve Güneydoğu Anadolu gibi bölgelerimizde rahatlıkla takip edecektir. Tütün İzmir bu anlamda, İstanbul, Samsun, Tokat, Malatya, Adana ve Bitlis önder olan şehirlerden tütün ve tütün ürünleri üreten şehirler arasında yer almıştır arkadaşlar. Otomotiv sanayi diyoruz. Otomotiv sanayide de önderliğim yine arkadaşlar gelişmiş bölgelerimiz, gelişmiş şehirlerimiz takip edecek. Onlar nelerdir? Adana, Bursa, İzmir, İstanbul gibi şehirlerimiz. Otobüs İstanbul, İzmir, Aksaray ve Konya illerinde mevcuttur. Lokomotif ve vagon deyince Eskişehir ve Adapazarı aklımıza gelecek. Demir çelik, Karabük, Ereğli, İskenderun, Kırıkkale, Sivas ve İzmir aklımıza gelecek şehirler arasında. Alüminyum Seydişehir'de, kurşun ve çinko yine Elazığ ve Kayseri'de, bakır Samsun, Artvin, Malatya'da, cam İstanbul, Mersin, Kırklareli ve Sinop gibi illerimizde yer almaktadır arkadaşlar.